Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Kars'ta idi en son galiba. Ruşen Takva takip ediyor kendisini. Ruşen, Kars'tasınız şimdi ama Ardahan'dan mı geçtiniz? Ne yaptınız? Adıyaman'dan mı geçtiniz? Bir anlatır mısın? Kardeşim, iyi yayınlar öncelikle. Adıyaman uzak buraya. Biz Ardahan'dan geçtik. Ardahan ve Kars ziyareti gerçekleştirildi ki Ardahan programı son anda zaten hesaba eklendi, listelere eklendi. Biz Kars mitingi olacağını tahmin ediyorduk ama aralarda bir 80-90 kilometrelik mesafe olunca belli ki programa da eklemişler. Kendileri açısından iyi ki de eklemişler diyebiliriz. Çünkü muazzam bir ilgi, çok coşkulu bir kalabalık karşıladı Ardahan'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Ki Kemal Kılıçdaroğlu hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu da yanına alarak bu ziyaretleri gerçekleştiriyordu. Ve Ardahan'da o yağan yağmura, çok da soğuk bu arada, üzerimizde mont var. Yani bir Mersin, bir Mayıs havası gibi değil burası. Çok ciddi bir yağmur yağdı. O yağmura rağmen de Ardahan'ın nüfusuna göre çok ciddi bir kalabalıkla konuşmalarını bitirdiler. Ve Kılıçdaroğlu'nun önce Mansur Yavaş çıktı sahneye. Durumu anlattı ki anlaşılan o ki CHP burada ayrıştırıcı, iktidarın ayrıştırıcı dilinin tam tersine daha çok birleştiren, daha çok barışı ve kucaklayan dili benimseyen bir siyasi propaganda belirlenmiş ve seçime Şey kadar da nasıl? böyle gidecek. Hani Kemal Kılıçdaroğlu hani tamam ama Mansur Yavaş mesela nasıl şey tepki alıyor bölgede? Mansur Yavaş'ın konuşması aslında biraz Ekrem İmamoğlu'yla kıyaslandığında daha tonajı düşük. İmamoğlu çok daha heyecanlı, çok daha coşkulu bir kitle arkasına alıyor ki zaten bu hatipliğini de çok ciddi bir şekilde kitleleri harekete geçirerek kullanıyor. Mansur Yavaş biraz daha Ankara'da yapılan, yapılamaz denilen şeyi yaptıklarını söyleyerek iktidara, bunlar iktidara gelirse hiçbir şey yapamaz iddiasını çürütmek için belgeler, bilgiler ve konuşmalar yapıyor ki hem Ankara hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yapılanlar, 4 yıl boyunca yapılanlar CHP'nin bu seçimde neleri yapacağını öngörü olarak kullanılıyor ve seçim vaadi olarak da sunuluyor. Dolayısıyla iktidarın hiçbir şey yapamazlar iddialarını hem İstanbul hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları çürütüyor yapılanlarla. Böyle bir siyasi süreç belirlenmiş CHP yönetimi tarafından. Kılıçdaroğlu geldiği andan itibaren daha çok ekonomiye, işsizliğe ve bulunduğu yerdeki, işte Ardahan'daysa Ardahan, Kars'taysa Kars'ın özel sorunlarıyla ilgili ciddi çalışmaları olduğunu hissettiriyor ve bu sorunların öncelikle çözüme getirileceğini söylüyor. Ama hem Kars'ta da hem Ardahan'da da görünen o ki Kılıçdaroğlu tamamen bir birleştirici, hak, hukuk, adalet çerçevesinde bir siyaset güreceğinin de sözünü veriyor. Zaten en önemli şeylerden biri oydu. Mansur Yavaş çıktığında da, Ekrem İmamoğlu çıktığında da daha çok alkış ve ilgi vardı ama Kılıçdaroğlu çıktığında her iki kentte de hak, hukuk, adalet sloganlarıyla karşılandı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu bu sloganları da cevapsız bırakmadı zaten. Sana bir soru Dolayısıyla var. Gelenler diyor CHP seçmeni mi? CHP'nin seçmeni dışında diğer işte seçmenler de geliyor mu? Yani HDP seçmenidir, AK Parti seçmenidir. soruyu sormaları çok iyi oldu. Zaten oraya bağlayacaktım. Yine miting alanında bence en çarpıcı tespit, bizim yaptığımız en çarpıcı detay, Ufuk'a da gönderdik. Şimdi onu göstersin. Miting alanına girmeyip miting alanının dışında onu izleyen, Kılıçdaroğlu'nu takip eden ve orada büyük bir merakla onları izleyen büyük bir kitle vardı ki yani miting alanının yarısı kadar en az miting alanının dışında, yani artık AKP'li olan, CHP'li olmayan o miting alanında görünmek istemeyip ama ne diyeceğini merak eden binlerce insan vardı. Bu Ve yine yeni bir durum mu sokaklarda peki? Yani hani genellikle böyle olur ya, yani çok büyük metropol kent değilse bir lider gelince böyle bir hareket falan da oluyor. İnsanlar da meraktan da biraz bakıyor. Öyle bir şey mi yoksa bu sefer bir farklılık var mı, senin gözlemin nedir? evet, şimdi bir farklılık var. Yani burası için çok geçerli bir süreç değildi. Hatta şöyle diyelim, çünkü sokakta 2 gündür çalışıyoruz ve insanların bir izlenim şansı oldu. AKP'li ilk yıllara döndü gibi AKP'li seçmen. Çok kendisini belli etmezdi, açıklamazdı, kime oy vereceğini söylemezdi. Belki biraz da ürkerdi, sessiz kalırdı ama 2015'ten sonra artık AKP'li olmak bir gurur nişanesi ve bir rant meselesi olunca insanlar görürsün bıyıklarıyla, ceketleriyle kendisini artık belli ederlerdi. Fakat yeniden artık AKP seçmeni kendisini gizlemeye, saklamaya, AKP'ye oy verdiğini söylemekte imtina eden, hatta belki biraz da tedirgin bir ruh haline sahip olduğunu çok net biçimde gözlemledik burada.
Ya, o artık yüksek sesle biz AKP'liyiz veya reisçiyiz ona oy vereceğiz diyen sayısı çok azalmış. Daha temkinli, daha tedirgin, daha bir bekleyen pozisyonda duruyorlar ki Kars'ta ve Ardahan'da işte miting alanına girmeyip aslında CHP'de görünür müyüm, birileri bir şey der mi diye tedirgin olanlar dışarı gelmişlerdi ve Kılıçdaroğlu ne diyorlar diye çok da merak ediyorlardı. Bu saha için çok önemli. Gerçekten Kesinlikle. kendilerini gizliyor olmaları, gizliyordu belki doğru değil ama tedirgin oluyor olmaları, temkinli oluyor olmaları çok önemli bir sürece Ya girdiğimizin burada de yanlış köşe taşlarından birini anlaşılmasın da gösterir. şey gibi mi, hani tedirgin olmaları şey gibi mi, yani AK Parti bu sefer kazanamayabilir psikolojisi anlamında mı diyorsun? Aynen öyle, kaybedebilir. Yapılanların galiba öyle ki onlar da farkında. Doğru işler olmadığını düşünüyorlar. Belli ki konuştuğumuz de facto yani kamera karşısına geçmeyen AKP seçmeni de bunu söylüyor. Çoğu şikayetçi rahatsız ki MHP'den bölgede çok ciddi kopmalar var. Kars aynı zamanda bir Kürt seçmenin çoğunlukta olduğu yerden ziyade birden fazla mezhebin olduğu, Alevi'nin, Sunni'nin, Caferi'nin, Terekemen'in, yine Şiaların olduğu bir kent. Dolayısıyla MHP de burada hem Terekemelerden hem Caferilerden destek alan bir yerdeydi ama görünen o ki onlar da artık burada ciddi anlamda AKP'yi tıraşlayacaklar gibi görünüyor çünkü çok rahatsızlar. Fakat şunu ne söylemek lazım Nevşin? Ya Türkiye'de durum tespiti yapmak çok zor. Türkiye tespit sahibini utandıran bir ülke. Çünkü seni yönetenler de 3 gün sonra ne olacağını bilmediği için bunlar sadece sahadan yaptığımız gözlemler olduğunun altını önemli çizelim. Aynen. Peki bir şu soruya geçmeden önce bir video vardı ya az önce. Şunu bir göstereyim. Bak Demirtaş'ı diyor serbest Ölümün bırak diyor. evet. En geç 2 yıl içinde ırkçılık yapmadan, altını çiziyorum, ırkçılık yapmadan 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz. Onu da bilmenizi isterim. Hepiniz sağ olun var olun diyorum. Hepiniz sağ olun. Barış içinde. Onu da söyledim. Bunu nasıl yorumluyorsun? Evet, Kürt seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu'na ilgisi belli artık malum. Çünkü zaten çoğu kendi arasında. Bak çok önemli olduğunu da söyleyeyim. Kürt seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir lakap takmış. Genelde Kürt seçmenin lakap taktığı bir şey onu çok sevdiğinden olur. Bu Kürt kültürüne de çok yatkın bir şeydir. Piro diyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'na. Piro Kürtçe'de yaşlı bilgi demek. Bilgeli de bilge demek. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu değil de Kürt, eğer HDP'li seçmense bir oy Piro'ya bir oy Yeşil Sol Partisi'ne diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle bir lakap takıldığını sahada gözlemlemek çok mümkün. Lakabın anlamı da çok önemli. Yaşlı, alim ve bilge manasına gelen tam Türkçe'ye böyle çevirebileceğimiz bir lakabı var. Dolayısıyla az önce izlettiğimiz kişi çok belli ki bir Kürt seçmendi ve Selo Başkanı da bırak canımız da sana feda, oyumuz da sana feda diyor. Dolayısıyla şunu söyleyelim bütün kentler için, bu Kars ve Ardahan için özellikle gezdiğimiz için. Milletvekili adaylıklarında CHP sallanabilir. İstediğini alamayabilir. Oy belki potansiyeli vekil sayısını çıkartmakta zorlayabilir ama herkes Kılıçdaroğlu konusunda net. Kafaları net. Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığında oy verme konusunda netler. Milletvekili adayları için Kars özelinde, Kars biraz daha mikro milliyetçi. Bu konuda Dersim'e çok benziyor. Kendinden, mezhebinden, ırkından olanları tercih ediyordu. Kars'ta böyle bir şey denklem olmadığı için aslında biraz bir şikayet var. Ama Ardahan'da zaten 2002'den beri her dönem CHP'nin zaten 2 milletvekili var Ardahan'ın. Her dönemde bir milletvekili çıkarmış olduğu kentlerden birisi. Peki gençlerin ilgisini sormuş Cem Nacar. Gençler çok ilgili, gençler çok umutlu. Ben geçen haftaya kadar, bu da benim hatam olsun, bir heyecan olmadığını düşünüyordum sahada sokakta. Çünkü henüz o havaya girmemişti Türkiye. Tabii bunun deprem etkisi vardı, ekonominin etkisi vardı elbette ama bugün gördük ki yani dünden beri sahada kampanyalar başladığından beri gördük ki acayip bir heyecan var. Bir değişime inanç var Nevşin. Sokakta, sahada, gençlerde bir değişimin olacağına inanç var. Bu çok önemli ki gençler bu konuda çok umutluydu. Ki artık sadece gençleri de demek doğru değil. 40 yaş üstü toplumun bildiği 40 yaş üstü eşiğini aşmış insanlar da bıktık ya artık lütfen değişsin diyorlar. Yine şeyi söylemek çok önemli. Mitingde konuşmalar yapılırken kucaklayıcı ve barış temelinde bir siyaset belirlendi ki bu iktidarın yapmaya çalıştığının tam aksi. Yani o ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı siyasetin tam aksi bir söylem belirleniyor.
Ve bu söylem sahada gerçekten karşılık bulmuş durumda Nevşen. Muharrem İnce'yi sormuş Sevda Hanım. Muharrem İnce diyenler var mı? Çok az. Bir kişiye yani belki 50-60 kişiye denk geldik. Tabii biz bir anket şirketi gazeteci olduğumuz için çok fazla insana soramadık ama bir kişiye denk geldik. O da 30'lu yaşların üzerinde bir kadındı. Sebebini sordum. Dansı güzel dedi. Yani aslında İnce'nin seçmen profili biraz politik olmaktan ziyade alternatif gibi gören, daha magazin tarafıyla bakan, yani başka bir şey söylemenin şeyi yok. Yani daha böyle politik olmayan ama magazin şeyi gibi bakan, dansı daha güzel, daha ne olsun, harika bir adam diyen bir seçmen kitlesi var ki bu seçmen kitlesi çok kaygan. Seçime bir hafta kala kampanya hızlandığında İnce'nin taraftarları da yapılan işte Kılıçdaroğlu'nun ve diğer adayların söylemleriyle birlikte her an fikrini değiştirebilir. Çünkü İnce'nin tabanı onun da sandığı kadar sağlam bir tabana sahip değil. Çünkü Evet. bir dans üzerine bağlanmış bir, politik söylemler üzerine değil, daha magazinsel hikayeler üzerine bağlanmış bir İnce tabanı var. Şimdi buradan nereye gidiyorsunuz? 2 Mayıs, aslında 26 Nisan'da Van programı vardı. Van programı dün itibariyle değişti. 2 Mayıs'a ertelendi. 2 Mayıs'tan itibaren kampanya başlıyor. 2 Mayıs'tan sonra Van, Erzurum, Erzincan, Dersim ve Elazığ'ı muhtemelen yine takip etmiş olacağız. Tamam, sağ olasın Burcan, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.